her sabah çalışmak için bilgisayarımı açtığım zaman önce sosyal medyayı tararım. Günün ilginç hikayelerini not alırım. Bunları tolgozbek.com sitemizde haberleştiririm. Bazen de bunları videolaştırarak sizlerle paylaşıyorum. İşte bu sabah Amerika Birleşik Devletleri'nden çok ilginç fotoğraflar önüme düştü. Washington eyaletinde Moses Lake yakınlarındaki Grand Country Uluslararası Havalimanı'nda bir uçak parçalanıyordu. Bu uçak Japon Mitsubishi grubu tarafından tam 15 yıl önce başlatılan bölgesel uçak çalışmalarının üretilen ilk prototipiydi. Gerçekten o kepçenin iş makinesinin kuyruk bölümünü parçalarkenki fotoğrafları gördüğüm zaman benim de yüreğim parçalandı. Mitsubishi grubu bu uçak için tam 7 milyar 600 milyon dolar harcamıştı. Binlerce mühendis bu proje için ter dökmüştü ve proje geçtiğimiz ay iptal edilmişti. Japonya bir endüstri devi. Bugüne kadar Japonlar özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra neden havacılık pazarında diğer ürünleri gibi başarıyı yakalayamadı? Neler yaptı? Bugün hem size Mitsubishi'nin bölgesel uçak çalışmalarını inceleyeceğiz, hikayesini izleyeceksiniz, hem de bu soruların birlikte cevabını aramaya çalışacağız. Japonlar çok uzun yıllardır aslında havacılık konusunda çalışmalar yapıyorlar ve bu çalışmalar 1930'ların başından itibaren inanılmaz bir tempo kazanıyor. Sonrasında da biliyorsunuz başlayan 2. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda geliştirilen uçaklarla birlikte zirveye doğru çıkan Japon havacılık endüstrisi geliyor. Bu endüstri içerisinde Mitsubishi grubunun çok farklı bir yeri var. Bugün biz Türkiye'den baktığımız zaman Mitsubishi'yi işte otomobil imal eden, iş makineleri yapan bir grup olarak görüyoruz ama Mitsubishi'nin çok önemli bir havacılık kolu var. Bu kol 1930'lu yılların ikinci yarısından itibaren çok farklı uçaklar imal edip Japon Hava Kuvvetleri'ne o dönem teslim ediyor. Bunlardan bir tanesi de efsane haline gelmiş Japonların Zero savaş uçağı. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonlara askeri uçak yapma ve ihraç etme izni verilmiyor. Bunun üzerine de Japonlar daha ağırlıklı sivil uçaklara doğru odaklanarak bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. 2000'li yılların başına geldiğimiz zaman Japonların gözü bölgesel uçak pazarında. Çünkü bölgesel pazarda enteresan gelişmeler var. Normalde havayolu şirketleri işte Boeing 737, Airbus A320 gibi tek koridorlu uçaklarla büyük merkezler arasında sefer yapıyor. Daha düşük yolcu kapasitesine sahip noktalar arasında sefer yapabilmek için bölgesel uçaklara ihtiyaç var. Bölgesel uçaklarda yeni nesil, daha az yakıt harcayan, daha düşük maliyet sunan motorlarla birlikte de yeni bir sayfa açılıyor. Ve 2000'lerin başına baktığımız zaman bir tarafta Brezilya'da Embraer, diğer tarafta Kanada'da Bombardier şirketleri hızlı bir büyüme içerisinde. Japonlar da Mitsubishi uçağıyla bu bölgesel uçak pazarına hızlı bir giriş yapmak üzere çok ciddi bir adım atıyorlar. 2008 yılında Mitsubishi grubu içerisinde Regional Jet, bölgesel jet uçağı için ayrı bir yapılanmaya gidiliyor ve mühendislerle birlikte hızlı bir çalışma başlıyor. Japonların amacı pazar henüz daha böyle ateşlenmişken, siparişler alınırken bu rüzgarı kaybetmemek ve hızlı bir şekilde de buradan sipariş alabilmek için uçak yapmak. Hemen Japon şirketlerle görüşmeye başlıyorlar. Japonya küçük bir ada ülkesi olmasına rağmen nüfusu çok fazla, hava yolları çok kuvvetli, çok sayıda havayolu şirketi bölgesel uçuş yapıyor ve hemen kısa sürede birkaç yüz uçak siparişi Japonya'daki şirketlerden ve bölgedeki şirketlerden gelmeye başlıyor ve böylelikle Mitsubishi projeyi harekete geçirmek için önemli bir finansal desteğe de sahip olmak durumunu sağlıyor. Yapılan öngörüde uçakların koltuk kapasitelerinin 70 ila 90 arasında değişmesi planlanıyor. Aynı gövde ve kanat üzerine benzer motorlarla birlikte MRJ 70, 70 koltuk kapasiteli, MRJ 90 ile 90 koltuk kapasiteli planlanıyor. İnce uzun, gerçekten çok zarif uçaklar ve bu uçaklarla birlikte çalışmalar hızlanıyor. Ancak Japonlar öngöremedikleri bir konu bu çalışmaların çok detaylı olması ve çok fazla efor gerektirmesi ve detaylar içinde de Japonlar kaybolmaya başlıyor. 4 yıl içerisinde uçak çıkacakken
bu süre kayıyor ancak ilk uçağın üretimini 2014 yılında tamamlayabiliyorlar. Sonrasında da ilk prototipi Kasım 2015'te uçuruyorlar. Ancak giderek maliyetler yükselmeye başlıyor. Tasarımda problemler çıkıyor, geri dönülüyor. Mühendisler bu sorunları gidermek üzere çalışmalar yapıyor ve çok yoğun bir test programı içerisinde Japonlar kendilerini buluyorlar. 2016'daki teslimat süreci 2017'ye, 18'e en son 2020'ye kadar kalıyor. Fakat bir taraftan da Japonlar uçaklarının pazarlamalarını sürdürüyorlar ve yaklaşık 450 adet gibi çok ciddi miktarda bir sipariş alıyorlar. Bu çalışmalar bir yandan test açısından devam ederken diğer yandan Amerika'dan gerçekten çok üzücü bir haber geliyor. Çünkü bölgesel uçakların dünyadaki en büyük merkezi Amerika Birleşik Devletleri. İşte Kanadalılar, Brezilyalılar çok ciddi rekabet içerisindeler ve burada pilotlarla ilgili bir yeni bir kural çıkıyor. Buna göre bölgesel havacılığın limiti 76 koltuk ve toplam ağırlığı da 80 bin libra, yani yaklaşık 40 tona yakın bir ağırlık limiti oluşturuluyor. Bunun altındakiler bölgesel uçak olarak adlandırılıyor. Üstü ise hava yolu yaklaşımıyla, hava yolu operasyon şartlarına göre uçakların imal edilmesi gerekiyor. Bu durum tabii günlük çalışma limitlerinden ödeyecekleri pilotlara, maaşlara kadar birçok kural değiştiği için bölgesel uçak imalatçıları yavaş yavaş o 70-90 koltuk pazarından çekilip daha büyük uçaklar yapıyorlar. İşte 100, 110, 120 hatta Kanadalı Bombardier CRJ olarak adını verdiği uçaklarda 140-160 koltuklu pazarı denemeye başlıyor. Fakat bu adım şirketlere de çok ciddi anlamda bir türbülansa girmesine neden oluyor. Embraer bölgesel tarafını Boeing'e satmak üzere koltuğa oturup pazarlıklara başlıyorlar. Kanadalı Bombardier ise ekonomik olarak çok fazla yatırım yapıp karşılığını alamadığı için C Series olarak adlandırılan uçak ailesini Airbus'a satmak durumunda kalıyor. Halen bu uçak projesi A220 adıyla Airbus ailesi içerisinde şemsiyesi altında yoluna devam ediyor. Brezilya tarafında ise Embraer ve Boeing yaklaşık bir yıla yakın görüşüyorlar. Ancak ortaklık olmuyor. İki taraf da masadan kalkıyor. Embraer bugün kendi yoluna A2 olarak adlandırılan aileyle devam ediyor. Evet, Japonlar o pazarı öngöremedikleri için uçakları küçük kalıyor ve üretseler bile o pazara hitap etmeyecek az sayıda sipariş alacakları için projeden çekilme kararı alıyor. Tabii bunun arkasında da mühendislik açısından geri kalmanın konularının başında da aşırı detaycılık geliyor. Mükemmelliyeti yakalamak isteyen Japon mühendisleri projenin geç kalmasına ve zamanında çıkmamasına neden oluyor. Bu açıdan da Japonlar büyük bir ekonomik olarak ciddi bir zararı karşılamak durumunda kalıyor. Sonrasında programın iptal edilmesiyle birlikte Japonlar artık yapacak bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen prototip uçaklar olduğu yerde yok edilerek, yani parçalanarak havacılık sahnesinden siliniyor. Ben bir havacılık meraklısı olarak her türlü uçak olabilir, sivil olabilir, askeri olabilir, bir uçağın parçalanması gerçekten benim de yüreğimi parçalıyor ama sonuçta elinizde çok sayıda uçak varsa, koyacak yeriniz yoksa tamam bir tanesini müzeye koydunuz veya başka amaçlı kullandınız ama bazı konularda işin astarı yüzünden bazı şeyler maliyetli hale gelince gerçekten yapacak bir şey yok. Orada da ne yazık ki bu yollara gitmek durumunda kalıyorsunuz. Japonlar aslında 2. Dünya Savaşı'nın arkasından askeri uçak yapım izni alamaması ve ihraç izni alamaması nedeniyle ağırlıklarını sivil havacılığa doğru veriyorlar. YS-11 olarak adlandırılan pervaneli bir bölgesel uçak yapıyorlar. Ayrıca Mitsubishi grubuna baktığımız zaman MU-2 adlı pervaneli genel havacılık uçağı da Mitsubishi tarafından tasarlanıyor. Bu projelerin yanı sıra Mitsubishi çok sayıda uçak ve helikopterin lisans altında üretimini gerçekleştirip Japonya'ya teslim ediyor. Bunun yanı sıra kendi savaş uçak projeleri de var. Bunlardan bir tanesi F-1 olarak adlandırılan bir savaş uçağı projesi. Bunu F-16'nın Japon versiyonu olarak adlandırılan F-2 modeli de izliyor. Halen işte F-35 üretimi dahil Japonya'da birçok havacılık projesi yapılıyor. Örneğin sivil havacılık konusunda da Boeing 787'nin risk ortaklarından biri Japonya. Japonya'da Fuji Heavy Industries şirketi 787'nin o Japon katana kılıcına benzetilen incecik kanatlarını imal ediyor. Bir havacılık imalatında en zor konuların başında da kanat üretimi geliyor. Bu açıdan da Japonya hem risk ortağı, yani para koyarak projeye ortak olmuş,
hem de çok ciddi bir parçanın üretimini Japonya'da tesislerde gerçekleştiriyor. Bunun dışında da Japonya'nın deniz uçağı gibi farklı farklı projeleri var. Deniz karakol uçakları var. İlerleyen yıllarda bakalım bunlarla ilgili bazı kısıtlamaları da Japonya'nın kaldırılmış durumda. Muhtemel bu uçakları yurt dışında satabilmek için pazara yavaş yavaş girecek. Ama dediğim gibi Japonya çok zengin bir ülke. Bazı konuları kendileri geliştirmek istiyorlar ve bunu bir kazanım olarak öngörüyorlar. Mitsubishi'nin bölgesel uçaktan önce çok önemli bir projesi de Japonların gelecek nesil 6. nesle yaklaşacak savaş uçağı projesiydi. Bu konuyla ilgili özellikle motor konusunda Japonlar önce İngilizlerle bir ortaklık imzalamıştı. Arkasından Japonya bugün İngiltere'nin başını çektiği Tempest projesinin resmi ortaklarından biri haline gelmiş durumda. Evet, bugünkü videomuzda biraz tarihi anlattık. Biraz günümüzü, biraz sivil havacılığın gerçeklerini anlattık. Doğru zamanda, doğru yerde durduğunuz zaman, pazarı öngörebildiğiniz zaman gerçek ürünü pazarla buluşturuyorsunuz ve bir anda o uçaktan çok fazla yapabiliyorsunuz. Bunun en güzel örneklerinden biri de Brezilyalı imalatçı Embraer. Ama işte Japonya örneğinde olduğu gibi geç kaldığınız zaman, pazarı olmayan bir yere uçak üretmeye çalıştığınız zaman bu işin maliyeti milyar dolarlara mal olabiliyor. Bazen bana sorular geliyor, hatırlayacaksınız. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin 19 koltuklu HD-19 olarak adlandırılan bir tasarımı vardı. 1990'ların başında bu proje ortaya konmuştu. Sonuçta çok iyi niyetli bir girişimdi ama o dönem belki çıksaydı uçak satışı olabilirdi. Bugün bölgesel pazarda 19 koltuklu bir uçak ne yazık ki kalmamış durumda. Çünkü bugünün şartlarıyla bu uçakları ekonomik olarak çalıştırabilmek, pilotun maaşlarını bile çıkartamıyorsunuz. Gerçekten zor. Ha, ne zaman bu ekonomik olabilir? Belki çok yakın bir gelecekte elektrik motorları devreye gidecek. Hidrojenle çalışan motorlar devreye gidecek. O zaman belki yeni teknolojilerle bunları yapabilmek veya insansız uçaklar ortaya çıkacak. Belki o zamanlar bunu yapabilmek mümkün hale gelecek ama şu an ekonomik olarak bunlar pek doğru zamanlar değil. O yüzden bir projeyi yaparken geleceğini çok iyi düşünmek, hedefleri düzgün koymak ve yapılabilir hedeflerle yola konmak gerekiyor. Evet, havacılık konusundaki videolarımız için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Katkıda bulunabilirsiniz. Katıl tuşu sizlerin ilgisini bekliyor. Detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz tolgozbek.com'da. Ayrıca sosyal medyada birçok alanda sizlere farklı farklı paylaşımlar yapıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.